Hiç böyle bir kağıdın üzerine özendiğiniz bir yazı yazarken, özene özene ilk cümleyi kurmuşken, uf yazıma bak ne kadar güzel demişken, bir alttaki satırdaki kelimeyi yanlış yazdınız ve anam kim diye her şeyi baştan yazmaya çalıştınız, oldu mu? Evet. En azından baştan yazmaya şansınız vardı. Sahte karne yapıyorum. Lisede. Bak gayet güzel. Matematik 2. 2 moruk yani 5. Babam inanmaz çünkü. Benim 5 almam matematikten mümkün değil. Hakkıma göre dağıtıyorum notları. Matematik 2. Edebiyat 3. Resim 5. Beden 5. Müzik 5. Gerçi bizim son şarkı 4. Buraya kadar güzel gidiyor. İnkılap tarihi var. İnkılap tarihi de 5. Çok güzel giderken bir arkadaşım geldi. Dedi ki Japonca konuşuyor lisede. Tabii Ankara Japon Lisesi'nde okudum ben. Baktım karnesini gösteriyor. Olmuşum gerçekçi olmuşum bak doğru söylüyorum ne olur bir daha bak bir daha bak şuradan bak buradan bak aşağı bak şuradan bak kokla bir şey yap. Ölüyor korkuda. Sanki ben ölmüyorum. Kanka çok iyi 4 3 2 1 5 süper harikasın aldın. Bırak dedim son bir tane kalmış. Kalem de elimde. Pilot kalem mürekkebi doğurmuş da doğurmuş uzun zaman yazmayınca. Tek kağıdım var karna kağıdım. Son hani inkılap tarihi lan inkılap tarihi. Zaten hakkımla geçtiğim bir ders. Bir tek o kalmış yani onu da dolduruvereceğim. Bok yaptım. Onu 5 yapıyorum. 6 oluyor. 7 oluyor. Karnenin kağıdının üstüne yayıldı mürekkep. İnkılaptan başladık. Bedene gitti. Müziğe gitti. En son böyle edebiyatta attım zaten kağıdı. Koyarım dedim bunu. Saat olmuş 9 akşam. Karne yok. Moruk karne yok. Eski karne de yok. Onu zaten yok ettim. Yok. Herkes evine karneyle gidiyor. İyi veya kötü. Çatır tokat sesleri geliyor kimisinin evinden. Kimisinin evinden tebrik sesleri geliyor. Bende karne yok. Bizim evin kapısının önünde böyle bekliyorum. Dedim ki Oğuzhan. Acayip büyük bir sınavla karşı karşıyayız. Oğuz dedim ben nasıl atlatırım. Babamı da biliyorsunuz artık. Dedim ki Allah'ım bu sınavı geçersem şu hayatta hiçbir sınavdan kalmam. Hayatın size verdiği dersleri zamanında ve doğru düzgün kavrayamazsanız ömrünüz boyunca alttan alırsınız. Ama güzel laf bak kabul et. Onu Twitter'a yazayım ben yine. Tam kapıyı çalacağım. İçeriden bir homurtu duydum. Böyle homur homur dedim. Ay. Ben dedim girmeyeceğim eve. Kaçtım evden. Lise üniformamla evden kaçtım. Önce Kore'ye gittim arkadaşım. Annesi bizimkileri tanımıyor diye ona gittim. Aa ne oldu evladım falan dedi. Annesi açtı kapıyı. Dedim ki annemler kaza yaptı. Hastanedeler. Kalacak yerim yok. Ağlıyorum. Beni aldı içeri. Kore'ye anlattım durumu. Geçtik Kore'nin odasına. Sabah kadar oyun oynuyoruz. Beni de arayan yok çünkü cep telefonu yok. Ama babam da o zaman istihbarat daire başkanı gibi. İstihbarat daire başkanının oğlu olmak çok zor moruk. Her şeyi biliyor yani. Oğlum sen bu Tuğba ile ne zamandır çıkıyorsun? Baba işte oldu 2 ay. Burak'la ayrılacaklar mı seninle? Direkt devam edecek mi? İstihbarat daire başkanının oğlu olmak. Oğlum ben okulu astığımı televizyonda gördüm. Okulun tam bitiş saatini yürümemi hesaplayarak eve gitmişim. Çantanla giriyorsun eve. Eve girdim. Babam böyle yaptı bak. Nasıl geçti okul? İyi babacığım çok iyi geçti gerçekten. Neden sordun? Bir şey olacak çünkü. İyi. Nasıldı dersler? İyi baba her zaman gibi. Neden sordun? Gel bakayım gel 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 gel. Eli babamın ışık oldu. Işığa doğru yürüdüm. Dedi oğlum sen dedi okula böyle mi gidiyorsun? Play'e bastı. Elinde video kumanda. Uzaktan beni aracın içinden zoomlamışlar. Kamerayla çekmişler. Ben okuldan böyle bak. Gömleğim önü açık. Kravatı alnıma bağlamışım. İsmail YK konserine gider gibi. Elimde sigara. Okulun önünde çocuklarla ne yapıyorsun? Yarrabi yamın ne yapıyorsun? Bahçeli evlere gidiyoruz. Araba bizi takip ediyor yavaş yavaş. Bilardocuya giriyoruz. Babama kamera benesi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Nasıl bir yumruk? Nereden geldi? Kaza geliyorum demez. Bu niye demiyor? Flash kordon ya. Çok zor istihbarat daire başkanının oğlu olmak. Korayların evinde duruyorum. Sürekli böyle tedirginim işte. Bir anda camdan içeri bordo bereliler girecek. Piç kaç tane sıfırım var daha buldozer. Şey. Koraylarda daha fazla kalamazdım. Babamların üzerinden buldozer de geçse 3 günde iyileşirler diye düşünüyor kadın. Yani annesi de buradan selamlar belki izliyorlardır. Anaç bir kadın değildi yani. Koraycım al evladım. Akırmış çocuğu. Babası falan gezdiriyor beni akşamları. Pijama altı vermedi piç. En son Aşti var. Otobüs terminali. Gittim Aşti'de yatıyorum moruk kaldım orada. 2 tane muavin kankam olsa da top kek yesem falan durumundayım ya. Açlık para bitmiş. Yüzüm müzüm is olmuş. Otobüs terminalinin tuvaletinde kendimi yıkıyorum. Tom Hanks'in Terminal filmi var ya. Ama ben Tom Hanks değilim. Yani uyandığımda böyle pırıl pırıl güzel gözleri olan bir herif değil. Sinerjide döve döve kovdular beni en sonunda Aşti'den. En son dedim ki yeter. Bir karne yüzünden başıma ne gelecekse gelsin. Bir karne yüzünden evladına bunu yapacak babaya da ben baba demiyorum. Kendimi dolduruyorum. Şişiriyorum kendimi. Lan bir de 9 zayıfım var. Ona bir şey demeyecek babanın da aklını almak lazım. Yani. Sokaklarda elektrik direklerine bakıyorum. Benim fotoğrafım var mı böyle gündük. Kayboldu, kayıp. Çok özlüyoruz. Karnen yüzünden mi kaçtıysan geri dön. Bu yazıları bekliyorum. O yazılar da yok. Dan 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 dan. Bir de bilerek hırsız çalıyorum kapıyı. Şunu hayal ediyorum. Babam çok sinirli ama anne faktörü var. Anne direkt böyle açacak kapıyı. Yardım sen. Annem ağlayarak sarılacak bana. Babam da böyle. Hayır bunu nasıl yaparsın? Başına bir şey geldi zannettik evladım. Aa, sarılacağız falan ben böyle şeyler hayal ediyorum. Annem işte börek börek kısır kısır. Aç kaldın kaç gündür sen bir şeyler ne olacak zannediyorum. Yani. Vuruyorum kapıyı kimse açmıyor. Kimse açmıyor. Çıkarttım anahtarı cebimden. Guncuk guncuk açtım kilidi girdim içeri. Böyle bir yazı karşıda kapıda. Oğlum teyzen doğurdu. Biz Antalya'ya gidiyoruz. Sana birazcık para. Dolaba da yiyecek bıraktık. Pazartesi günü döneriz evladım. Günlerden pazartesi. Apartmanda bir ses.
Oğlum şunlara bir yardım et. Baba. Karnen nerede karnen? Öyle demeyin. Bazı başarısızlıklar büyük başarılara sebep olur. Çünkü ben babamla karşı karşıya geldiklerine hemen sonra tam 4 saniye sonra yüksek lisans yaptım. Ebeveynlere sesleniyorum. Geç. Bol konuklu, acayip konuklu, aşırı fazla konuklu bir Hinge programına